Şimdi tabii ki biz son zamanlarda bayağı bir şanssızlık sıkıntılar yaşıyorduk yani hakikaten. Bugün de mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Ona göre hazırlandık. Karşımızdaki takım da gerçekten ligin şu andaki en iyi takımlarından bir tanesi. Ama biz bugün mükemmel oynadık. Maçın başından sonuna kadar mükemmel oynadık. Attığımız kadar da kaçırdığımız pozisyonlar oldu. Yani çok mutluyuz. Şimdi güzel bir galibiyet aldık. Ve burada tabii benim hafta arası yaptığım röportajda yaptığımda taraftarı istemiştim çok. Gerçekten bugün ne olursa olsun sonuna kadar desteklediler. Ve de çoğunluk fena değildi öbür maçlara göre. Onun için onlara da teşekkür ediyorum. Onlar her zaman böyle olduğu sürece, bizle beraber olduğu sürece bu takım gerçekten onlara layık bir şekilde gidecektir. Bugün orta sahada Hakan, Kerem değişikliği, genç oyunculara da sonradan yer verdiniz. Konuşmuştunuz hafta içerisinde de. Yani Başakşehir maçında da şans vermiştiniz. Evet. Yani biz şimdi tabii ki iyi olan herkese şans vereceğiz. Genç arkadaşlarımıza da vereceğiz. Şu anda çok iyi şekilde gidiyor. U19 takımımız lider şekilde gidiyor. Çok iyi şekilde. Biz de tabii ki iyi oyuncu arkadaşlarımızı alıyoruz, katıyoruz. Bugün az da olsa şans verdik. Onlar için de güzel bir şey oluyor bu. İnşallah ileride daha fazla da şansı vereceğiz. Şimdi bir kere herkesin artık her şeyini ortaya koyması gerekiyor. Kalan 5 tane maçımız var. 5'i de zor maç. Hepsi de zor maç gerçekten. İyi takımlarla oynayacağız. Artık bütün amacımız o kalan 5 maçı da iyi bir şekilde bitirmek yani. Hocam kalan 5 maç var dediğiniz zaman bugün Yatabara'ya da bir parantez açmak lazım mı? Ya Yatabara zaten benim güvendiğim oyuncuların başında geliyor. Daha önce de beraber de çalıştık. Buraya geldiğimde istedim kendisiyle konuştuk. Burayı aldık ve burada da yüzümüzü kara çıkartmadı. Hem bu sene olsun geçen sene olsun. Elinden gelen gayreti gösteriyor. İyi veya kötü ama çok iyi bir profesyonel bir oyuncu. Her zaman insan iyi olmayabilir ama Yatabara elinden ne geliyorsa veren bir oyuncu. Gerçekten iyi bir profesyonel. Hocam son olarak dün biliyorsunuz Beşiktaş 4-0'lık bir mağlubiyet. Ondan sonra da isminiz birçok spor programında tartışılan konu oldu. Evet. Listede isim de geçiyor. Neler söylersiniz? Şu anda bir şey söyleyemem tabii ki. Yani şu anda Sivas'tayız. Yani buradaki o konuyla ilgili konuşmaya bile şimdi gerek yok. Yani bir şey söyleyemem yani onu. Onu konuşuruz yani şu anda öyle bir şey yok. Bana gelen hiçbir şey yok. Yani. Peki, teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim.